Traktör sürüyor. Çapa yapıyor. Bir çocuk annesi 57 yaşındaki Doktor Havva Arslan, Paris Sorbonne Üniversitesi Coğrafya Bölümü mezunu. 1986 yılında Fransa'ya gittim. Uzun yıllar orada kaldım, 14 yıl kadar. İlk 3 yılım tabii ki Fransızca öğrenmekle geçti. Daha sonra Paris Üniversitesi Sorbonne Fakültesi'nde coğrafya eğitimimi aldım. Master, doktora ön çalışmalarını orada bitirdim. 2000 yılında tekrar Türkiye'ye dönüş kararı aldım. Çünkü memleket hasreti diyelim biz buna. Arslan, pandemi döneminde köye dönüş kararı aldı. Doğduğu topraklar olan Elazığ'ın Karakör köyüne gelip tarıma başladı. Mart ayı itibariyle ben köye dönüş kararı aldım ve geldim. Benim bu gelişimi tabii ki örnek alıp da köye gelme arzusu taşıyan akrabalarımız olmaya başladı. Genç arkadaşlarımız gelip burada ev yapmaya başladılar. Ben aslında bir de şunu göstermek istiyorum. Köyde de siz şehir yaşamından çok daha lüks, çok daha konforlu bir yaşam sürerek burada tarımsal üretime girebilirsiniz. Tarımsal mekanizasyon artık traktör vesaire her türlü aletler fiziken bizim aşırı yorulmadan da tarım yapabileceğimizi göstermekti. Bu da mümkün. Çok yorulmadan da çok keyifli işler yapabiliriz. Tarım ve Orman Bakanlığı'yla birçok proje geliştiren Arslan köyünde farklı ürünler yetiştiriyor. Köyümde yıpranmış orman arazileri var. 30 dönüm kadar talepte bulundum. E-Devlet üzerinden sisteme giriyorsunuz. Danışman bir firmayla çalışıyorum. Ardıç ve meşe ormanı olduğu için orada 30 dönüm badem ekmeyi düşünüyorum. Şimdi Mart ayında geldiğimde ton firmaları bana aspir ekmemi önerdiler. Böyle bir deneme yapalım dediler. Ektik aspiri. Yaklaşık 250 dönüm kadar köyümüzde bir aspir ekimi oldu. Hatta 290 dönüme kadar çıktık daha sonra. Fakat bu sene ben 500 dönüm kadar araziyi sürüp üzerinde deve dikeni ekmeyi düşünüyorum. Bu sene onun haricinde bir salep denemesi yaptım. Doğal olarak köyümüz zaten salep köyü. Salep'in birkaç çeşidi bulunuyor. Bu sene serapiyasla başladım. Daha sonra bu salep olayını büyütmeyi ve burayı salep köyü yapmayı düşünüyorum.